haber? Hoş geldin. Enes'in. Oralet hoş geldin. Süper 7'deyiz. Hoş geldin. Herkesin el adı. Kendinize katacağım. Müzik mi açacaksın? Müzik mi ayarladın Oralet sen? Evet evet müzik ayarladın. Alya. Yiyeceğinizi çalalım mı? Olur. Olur dedi. Tamam oraya heyecan yapma. Bakalım ne ayarladın çok merak ediyorum gerçekten. Merak et. Çünkü çok önemli bir şeyler ayarladın. Hadi bakalım. Çal bakalım. İşte bu. Geliyor mu bizim? Güzel. Ayarladın. Şarkın çok güzel. Hayallerimiz var. Ne var? Çok meraklıyız biz değil mi Ayla? Evet, siz çocuklar dünyayı kuracaksınız. Evet, çok doğru. Oralet. Yine Arya. Evet. Ben seni görüyorum. Tam da öyle tanıyamadım seni. Tamam mı herhalde? Olur. Hadi tanışalım. Senin adın Oralet. Benden de yaşındayım. Benim de adım Arya. Aa, Arya. Ben
Hayatın nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Gününü nasıl geçiriyorsun? Ne? Gününü nasıl geçiriyorsun? Çok güzel geçiriyorum. Okula gittiğinden bahsedebilirsin. Okula gidiyorum mesela. Aa, okulda ne yapıyorsun? Okulda oyun oynuyorum. Yemek yiyorum. Ondan sonra ders yapıyorum. Ders yapıyorsun. Evet. Sen neler yapıyorsun? Kaçıncı gidiyorsun? Ne? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben ana sınıfına gidiyorum. Anne, ben de okula gidiyorum. Evet anneciğim, sen de okula gidiyorsun. Sen de yapsana, anlatsana yaptıklarını. Sen tam 5 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 5 yaşındayım. Aynı yaştayız. Ben de sinir yapmaya doyuruyorum. Sen de sinir yapıyor musun? Ne? Sinir yapmayı bayılıyormuş. Ben de bayılıyorum. Seviyor musun sinir yapmayı? Seviyorum. Benim mesela her gün oyun oynuyorum. Sen hangi oyunlar oynuyorsun? Arya? Ben bebeklerimle oynuyorum. Aa, tekrarlan Yanaş. Evet, onları tekrarlama gerek yok. Aynen, tekrarlıyorsun. Sen de ödülü koyuyorum. Aa, çok güzel. Yaklaştırır mısın? Bakıyorum. Aa, çok güzelmiş. Gerçekten. Sen de dışarıda top oynamaya doyuluyorum. Topları zıplatıyorum. Sonra taşkını atıyorum. Ben de topları çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Peki en sevdiğin renk ne? Ne? En sevdiğin renk. Benim en sevdiğim renk mavi, pembe, yeşil, turuncu ve sarı. Ooo, mavi, pembe, yeşil. Aa, hepsi neredeyse. Anne hepsini seviyor. Evet. Hepsini sevebilir. Ooo, senin en sevdiğin renk ne sence? Ne? En sevdiğin renk ne denem? En sevdiğim renk mi? Onun en sevdiği renk neymiş sence? Bence turuncu. Bildin. Bir şey. Nereden bildin? Senin saçlarının renginden anladım. Saçın renginden anlamış anne. Harika. Bence saçların çok güzel senin. Senin de çok güzel. Saçın birazcık karışık oldu. Daksana. Tek de yer neden? Yine anne, de çok güzel oldu. Ne oldu? Yine de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Birazcık dağınık ana olsun. Yapacak bir şey yok. Sonra dağınık bırakacaksın. Biraz dağınık saçların ana olsun. Sonra dağınık bırakacaksın. Dağınık dağınık dağınık. Oralet biliyor musun? Oralet biliyor musun? Alya'nın da birazcık saç krizi yaşadık yayından önce. O da böyle birazcık açık çıkmak istedi. Olabiliyor böyle şeyler. Evet evet. Ana çok güzelsin Alya'cığım. Gerçekten. Bayıldım sana. Ben de sana bayıldım. Biz de öyle. Sık sık. Canı yine çıkalım mı? Olur. Olur mu dedin? Yaşasın. Anne sen git. Ben gideyim mi? Bir dakika da. Ben de gideyim isterseniz. Siz de gidin. İçine de gidin. Ben dedim. En yakın arkadaşın sen ol. Tamam mı Alya? Bir şey oldu. Ne oldu? Nazar oldu ya. Gerçekten. Nazar oldu. Nazara geldik anne. Anneciğim. Sen böyle bir şey böyle ne atıyorsun saçına? Dur bir dakika düzeltiyorum. Bir şey atıyorsun saçına. Komik gözüküyorsun. Dur anneciğim, komik gözükmüyorsun. Gözüne geldi. Dur Oralet. Ya anne ne? Dur Oralet'ciğim. Nedir öyle? Kukunan kuşu gidi. Hiç de güzel olmadı. Dur anneciğim, özür dilerim. Bir şey oldu. Nazar nazar. Nazar.
Nazar nazar. Oraletçim nazardı o. Bir düştük geldik değil mi anneciğim? Evet. Ay canınız acıdı mı? Düştük dedim ya. Yaralanmışlar. Hayır o anlamda değil oraletçim. Yaralanmadılar. O düşme derken internetten düştüler. Nasıl yani? Yani bağlantılarına problem olmuş. Ha, şey, geçmiş olsun yine de. Şey, nerede konuştuk? Şey söyleyeceğim sana. En baştan başlasaydım. Bence de. Resim neler yapıyorsun mesela? Hangi resimleri çiziyorsun? Mesela ben böyle ev çiziyorum, insanları çiziyorum. Peki bir soru soracağım sana. Hayal kurmayı seviyor musun? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Hemen geliyorum. Dur bir dakika. Acaba sürprizi ne? Çok merak ettim. Sürprizlere bayılırım. Ay ben de çok merak ettim. Acı beklememiz gerekecek. Ay çok heyecanlıyım. Acaba anne gözlerini kapatayım mı? Hadi kapat bakalım. Ay gözlerini kapattım. Kenardan bakıyorsun orayla. Ay nereden görüyorsun sen? Görüyorum canım ekrana yansıyor. Tamam dur şöyle yatayım. Bak yine aradan bakıyorsun orayla. Tamam ya Allah Allah. Dur de kapattım. Sayayım mı? Hadi ondan geriye doğru say bari orayla. Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bak Moralet. 2. Bakma Moralet bekle. Tamam. Bakmıyorum. 7. Bekle. 8. Hala dir ne olsun? Hala dir olsun. Daha hazırlanıyor. Ve geliyor. Sıfır. Emre dersen çık, Arnuk dersen çık da. Açayım mı? Aç. Burada. O ne öyle? İnanmıyorum. Çok tatlı. Tüyüm am. Lila. Kedi. Adı ne? Evet. İsmi Lila. Lila. Ne kadar güzel bir şey olmuş öyle. Evet. Çok tatlı. Evet. Ana rengi lila değil. Renginden dolayı yapmamışlardır öyle. Neden lila koydunuz? Çünkü ismi öyleymiş. Bir de biz koyduk ismini. İsmi yoktu çünkü. Doğru. İsimler çok önemli. Çok tatlı. Senin hayvanın var mı? Evet. Senin de hayvanın var. Senin en sevdiğin hayvanın var. Göstermeni ister misin? İsterim. Tamam. O zaman gözlerini kapat. Bay bay. Çok tatlı gözüküyorsun ya. Şimdi ondan geriye doğru say. 1. 19. Hayır, tersini say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Açıyorum. Açıyoruz. Açayım mı? Aç da dur. Bir sorun olur da. Tamam hallettim. Şimdi açabilirsin. Açabilirsin dedi. Geliyor. Ton. İşte burada. Salyangoz. O değil. Cap. Evet o bir cap. Ne kadar? Çok değişik bir şey Oralet. Şey dans ediyor biliyor musunuz? Evet bazen dans ediyor. Yüksek ses müzikte kafa sallıyor. Öyle yatıyor. Evet böyle yapıyor. Aydaran.
Allah'a bu kadar yakından görüyoruz değil mi? Çok büyük. Çok büyük. Evet, diğerlerinden de değişik bu. Çünkü çıkmış kabuğundan. Sen hep kabuğun içinde görüyordun. Evet. Çünkü başka türlü. Ya, bu bir Afrika salyangozu. Evet Ayla'cığım, bu bir Afrika salyangozu. Afrika salyangozu olduğu için diğer salyangozlardan daha değişik. Evet evet, daha değişik. Yani daha büyük. Daha diyecek. Gerçek mi? Evet, gerçek. Dak oynuyor. Ağzını kıdırdatıyor. Ne kadar güzel. Çok değişik değil mi? Evet, çok değişik. Evet. Hiç görmemiştim hayatımda. Gerçekten mi? Evet. Sen ne zaman Eskişehir'de göreceksin? Evet, geleceğiz. Şey, geldiğinde çatçata da götüreyim mi bana? Olur. Daha tanıştırırım. Olur. Şimdi görüyorum, 3 yaşında biliyor musun? Daha küçük. Evet. Tamam. 3 yaşında. 10 yaşına kadar da dinlemeye diyecek. Ve dinlemeyi sürdürmeye devam edecek. Evet evet. 10 yaşına kadar dinleyecek. Gerçekten. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Evet evet. Yaklaşık. Anne. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Senin en sevdiğin yemek hangisi? En sevdiğin yemek? Patates kızartması. Ben de onu çok severim. Yaşasın, çok. Orelet. Ama hep böyle patates kızartması. Ne kadar severim yani. Yani hep ama patates kızartması yiyemezsiniz değil mi Orelet? Yani canım arada çeşitlilik de lazım. Yani bir zahmet çeşitlilik de lazım. Ama başka mesela neler seviyorsun? Köfte. Aa, Ali sen köfte seviyor musun? Seviyorum. Aa, gerçekten mi? Aa, evet. Dakika oynuyor da antenlerini sakladı. Geliyor musun? Antenlerini saklamış bak. Evet. İçine girdi. Oh. Çıkartıyor. Çok çabuk. Ayla biliyor musun? Her hayvan çok güzel özeldir değil mi? Bizler hayvan ayırt edemeyiz. Yani her hayvanı sevmeliyiz. Çünkü onların da yaşamaya hakkı var. Onların da dolaşmaya hakkı var. Daha az arkadaşları yolda böcek görüyor. Aa, bir çabuk atıyor. Üstüne dolaşmaya çalışıyor. Yazık değil mi? Evet. Onları öldürürlerse yazık olur. Evet. Yani onların da canı var. Neden yani? Yüzleri siyah diye düşünüyorlar. Aile hayvanları çok seviyor zaten Oralet. Biz hayvanları çok seviyoruz. Evet evet. Hayvan ayırt et demek lazım. Yani ben diyorum ki sevilesi hayvanlar illa kötü köpek değil. Her hayvan çok güzel ve özeldir. Yani o yüzden... Ben de yavru kedileri seviyorum. Evet, yavru kediler de güzel. Böcekler de güzel. Örümcekler de güzel. Evet, bazen örümceklerden Alya da korkuyor. Ama korksak bile zarar vermiyoruz onlara. Çünkü onlar da doğalarında yaşamak istiyorlar sakin sakin, değil mi? Evet. Evet, evet. Bazen mesela... Hayvanlar yaşam alanlarını karıştırabilirler. Evet, bazen yaşam alanlarını hayvanlar karıştırabilirler öyle. Değil mi Alya? Bazen yaşam alanlarını karıştırabilirler. Evet, mesela nasıl karıştırabilirler? Mesela nasıl karıştırabilirler öyle? Mesela bir örümcek yani yaşam alanını karıştırıp evinize girebilir. Evet. Yaşam alanını karıştırıp evimize girebilir örümcek. Ya da bir havada. Hiç hor evine girdi mi? Gözü kaşındı. Durun de. İyi misin? İyi misin? Gözünde bir şey var mı? Yok. Tamam, demin böyle ovuşturdun ya, o yüzden. Ha, ondan da. Hiç evinize hor girdi mi?
Ne? Hiç evinize fare girdi mi? Diyor Oralet. Hayır, girmedi. Kedi keresinde köydeyken sizin köydeki eve fare girmişti. Allah! Kaçtık fareden, sonra ona yolu gösterdik. Nasıl yolu gösterdik Oralet? Bir kere bizim evimize karga girmişti. Karga mı? Olamaz. Karga karga bak dedi. Ne yaptınız kargaya? Yolunu şaşırmış. Oralet karga bizim yolunu şaşırarak bacamıza düşmüş. Böyle içerideki o baca eskiden soba borularının olduğu girdiği bacaya oraya düşmüş. Sonra bir tıkır tıkır ses geldi. Biz korktuk. Bir de ben duydum o tıkırdı. Şu sakin öğren tıkırtı geliyordu. Ondan sonra bir anda kapak düştü. Karga evde dolmaya başladı. Evet, kapak düştü. Karga pat salona daldı. Bizim salona. Evet. Lila da onun üstüne atladı. Alya, hırsız sanmadın mı? Ben o zaman hırsız sanardım. Hırsız sanmadın mı? Hırsız sanmadın mı diyor. Hırsızlar ya nasılsın zaten? Aa, Alev sen çok fazla çizgi film izliyorsun galiba. Dediğin gibi dedi, dank ediyorlar ya hırsızlar. Hayır hayır. Hırsızlar girmez Alev zaten. Atadan karıştı oradan. Kafan karıştı. Sonra ne yaptınız? Nasıl çıkarttınız kargayı? Karga kendisi çıktı oradan. Ama nasıl çıktı? Camı açtık değil mi? Evet, camı açtık. Yol gösterdik ona yani. Evet. Lila da masaya çıkıp üstüne atladı. Ne? Üstüne mi atladı? Evet. Yakalamak istedi ama yakalayamadı tabii ki. İyi ama yakalayamamış. Yakalasaydı işi biterdi. Evet, sonra çıktı. Dişiler kırdı mı? Yok, kırmadı. Hızlı çıktığı için masayı hem de masanın üstünde yakaladı. Böyle bir girişi bir de çıkışı vardı evden. Allah, çok tatlı. Annem de beni aldı yanına, ondan sonra götürdü yatak odasına. Dedim saklayayım Alya'yı, Lila ile karganın arasında kalmasın. Evet, evet. Bence de ama Lila'yı almayı unutmuş. Lila'yı almayı unutmuş bu sıra. Lila, evet. Seni bir tanıştır söyleyeyim. Hayır, böyle Lila olmuyor. Ne yaptın, unutmuşlar. İyi, iyi. Demek ki hayvanlar da bazen yaşam alanını karıştırdıklarında onlara yol göstermeliyiz. Değil mi Alya? Bazen de bazen evimize de girebilir. Mesela örümcek olabilir. Ondan sonra yarasa olabilir. Ondan sonra belki böyle gerçekten kuş olabilir. Ondan sonra karga olabilir. Evet evet. Onlara zarar vermeden yol göstermeliyiz. Ne fikrim var o evet? Alya, senin yol gösterici elçiler olalım mı? Ne? Hayvanlar için yol gösterici elçisi olalım mı? Olur. Olabilir misiniz acaba? Oluruz bence. Bence olabiliriz. Evet evet. Bence de olabiliriz. Mesela arkadaşlarınıza bunları anlatalım, ne dersin? Olur. Bence de anlatalım. Mesela arkadaşlarınız hayvanlardan korktuğunda onun üzerine çat diye basmasın. Ona yol göstersin. Bir de minik hayvanlara basmasınlar. Aynı karınca örümcek gibi. Evet evet, karınca, örüncek gibi minik hayvanlara da aslasınlar. Yol göstersinler. Çünkü onlar da bir canı var. Çünkü onların da bir canı var. Çünkü onların da yaşam hayatı var. Evet, bence de katılıyorum sana. Bu çok önemli. Yaşasın. Bu farkındalığımız artık var. Çok. Harikasın. O zaman biz artık elçi olduk. Hayvanlara... Olsun, elçi oldunuz.
Alkışlayın kendinizi. Siz artık genç oldunuz. Anne ne yapıyorsun? Anneciğim kardeşin geldi. Kardeşine baktım. Kardeşin geldi. Bazen böyle misafirleriniz alabiliyor. Tamam o zaman göreviniz hayvanlar için yol göstermek. Bir de şey yapalım onlar ya. Ne? Hayvanlar için bir kapçı koyalım mı? Ne dersin? Olur. Bir kapçı koyalım. Evet doğru. Evet havalar da ısındı. Hayvanlar dışarıda bazen susuz kalabiliyor. Değil mi Alya? Soruyorlar. Evet. Temiz soruyorlar. Aslında böyle bitmiş bir yoğurt kabına bir yoğurt kabına su koyup sosyal medyalarda paylaşabiliriz. Anlar mı? Nasıl fikir? Yaşasın. Evet. Söyle anlat oğlum. Bazen biz kedilere mama koyuyoruz. Bir kere koymuştuk. Kedimiz mamayı yememişti. Biz de dışarı kedilere vermiştik. Aa çok güzel. Tamam o zaman bundan sonra biz de bir kat nana bir kat su koyalım tamam mı? Tamam. Anlaştık. O zaman arkadaşlarınıza da rica edelim mi bunları? Bizi olur. İzleyenlere. Tamam. Olur. Hadi sen konuş ne at. Tamam. Hadi söyle arkadaşlar artık hayvanlara havalar ısındı su koyalım dışarıya de. Anlat. Arkadaşlar hayvanlara artık su koyalım. Çünkü onların da bir canı var. Evet. Diyorlar. Arkadaşlar bizi izleyen minikler ya büyükler. Dışarıya. Sana bir tane daha sürprizim var. Allah sürprizlere doyamadım. Yani sürprizi. Benim haberim yok hiç bu sürprizlerden. Aa, hadi getir. Ne sürprizi? Sen getirinceye kadar ben de konuşuyorum mesaj vereceğim. Aa ayı. Evet. Çok tatlı. Kim öldü onu? Annem öldü. Çok güzel örnek. Harikasınız. Esra teyze bana dön. Tabii ki Oralet. Gelirken sana da getiririz. Evet. Şey, mesajın kaynadı. Mesajın kaynadı. Hadi ver bakalım mesajını. Dur bir dakika. Arya. Mesajını veriyorum. Ver Oralet hadi. Arkadaşlar. Hayvanlar sizin için çok önemli. Küçük büyüklerine de onları zarar vermeden yol gösterin. Siz çünkü hayvanlar için yol ölçüsünüz Arya ile. Ve dışarıya bir kap su koyun. Çünkü onlar bizim gibi çok susuyorlar. Karınları acıkıyor. Sonra acıyor yani. Susuyorlar işte. Çok kolay evet. Bir şey. Dışarı çıkarken evet. Sadece bir kap su koyacaksınız. Bu kadar. Başka evet. Bir şey yok. Alkışlıyoruz seni Oralet. Şey, örnek biz olmalıyız. İlk biz yatalım. Tamam mı Arya? Tamam. Artık paylaşacağız. Evet. Arkadaşlarınıza örnek olacağız. Siz artık hayvanlar için yol elçisi oldunuz. Evet. Yaşasın. Seni çok seviyorum. Tamam arkadaşım. Ben de seni çok seviyorum. O zaman bir dahaki yayında başka konularla beraber olalım tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık. Yaşasın. Kocanan kart. Alalım. Son dinleyicinizle rengarenk hayallerle katatalım ne dersiniz? Evet. Çünkü hayal kurmak çok güzel bir şey. Biz çocuklar hep hayal kurmalıyız. Evet. Rengarenk hayaller. Taşlasın. Anne taşlat. Tamam anneciğim başlatıyorum. Hadi. Anne. Annen birazcık yadaş. Anne tek teknolojiyi kullanamıyorsun. Dur anneciğim. Zaman geçtiğinde ne olacağım dediğinde rengarenk kurtarıyorum. Benim rengarenk her gece uyumlar rengarenk Gülüşmeler olur rengarenk. Yeniden kurarım
Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayvanların yol elçisi Alya ve Orelet'i izlemeye devam edin. Bizi takipte kalın. Değil mi Alya'cığım? Kalsınlar evet, mı? Kalsınlar. Size çok güzel sürprizlerle geleceğiz. Acaba ne ki? Dur Orelet. Sürprizi bozma. Tamam tamam. O zaman bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kapatsana anne. Hadi kapat.